Asaf, kardeşinin katilinin Metehan olduğunu ispatlamaya saatler kaldı. Güzel. Ama aslında ben sizinle başka bir şey de konuşmaya geldim. Asaf, şu anda önemli bir durum var. Gülbahar içeride, emniyette. Çıktıktan sonra istersen rahat rahat bir yere oturup konuşalım. Ben de onun için geldim zaten. Gülbahar'la ilgili önemli şeyler söyleyeceğim. Para cezasını çevrilir mi sence? Döner mi? Deneyeceğim şansımızı. Ama hakim döndürmeyebilir. Yani emin değilim, bilemiyorum. Tatsızmış. Çözüm peki? Şikayetçi şikayetini geri almalı. Ama kaçırdığınız avukat Yasemin Kaner Gülbahar Hanım. Hayatta geri almaz. Sen şimdi çık git Cevdet Dağıstanlı'yı bul. Anlat ona her şeyi. Belki o geri alması için bize yardımcı olabilir. Tamam. Dur bir dakika. Azem Demirkıran da içeride. O niye girdi? Seyfi Çoban olayından mı, başka bir şeyden mi? Bilmiyorum Gülbahar Hanım. Neyi biliyorsun ya sen? Ha? Para cezasına çevrilir mi diyorum, bilmiyorum, emin değilim. Azem Demirkıran niye içeride bilmiyorum Gülbahar Hanım. Git bir şeyler öğren, bir işe yara. Dünya kadar para almayı biliyorsun ama. Tamam Gülbahar Hanım, merak etmeyin. Bir iki çiçekle şenlenir bu oda. Nasıl olsa karakolda şenlik var, daha iyi olur. Değişik bir bakış açınız var savcım. Öyleyse bakış açımızı değiştiriyoruz ve filmlerdeki gibi gerçeklere dönüyoruz. Dönelim. Şimdi hastanede yaralı olan Cemil Yücel, Seyfi'nin adamı. Çatışmadan kurtuluyor ve pat diye Azem'in adını veriyor. Evet. Mafya hesaplaşmasından kurtulan bir adam var elimizde. Diğer tarafta senin gidip aldığın Gülbahar Çamlık. Biri adamları temizliyor, diğeri avukat kaçırıyor. Ve bunlar eskinin akrabaları. Evet. Peki şimdi sana soru geliyor. Mafya hesaplaşmaları öyle 24 saatte açığa çıkmaz. Suyun kaynaması gibi. Bu olayların patlaması için zamana ihtiyaç var. Ardından bakıyoruz. Uzun süren bu sessizlik neden şimdi bozuluyor? Sence neden? Bu soruya cevap vermek çok zor savcım. Yani Azem Demirkıran çok tanınan biri ve çok güçlü biri. Dolayısıyla bir sürü düşmanı vardır. Güç ne kadar büyükse o gücü isteyen de o kadar çok olur. Evet. Azem Demirkıran avukatıyla görüşsün, ondan sonra sorguya alalım. Tamam. Gülbahar Çamlık da avukatıyla görüştükten sonra ifadesini alalım. Tamam savcım. Yenge, ne diyor avukat? Buradan çıkış yok diyor. Ne diyorsun ya? Ne yaptın kardeşim? Adam mı öldürdük ya? Alt tarafı... Susar mısın Pusat Allah aşkına ya? Ne yapacağız şimdi? Bulacağız bir yolunu. Azem'i nereye götürdüler? Avukatıyla görüşmeye gitti. Nereden öğrenmişler Seyfi'yi? Bilmem. Sence? Cümle alem duyacak dedin. Cümle alem duyunca insanı gelip evinden alıyorlar Azem. Arada bir gülmek lazım. Gülmezsek olmaz. Gülbahar Çamlık, Pusat Kaya, çıkıyorsunuz. Böyle olacaksa hep gülelim ya Gülbahar. Şaka bir yana, gerçekten nereden öğrendi polis? Kadir Karaca'nın işi bu. Düşmanımız ortak. Ya bir oluruz ya da yok oluruz Gülbahar.